Alkanlar Holding'in sahibi Onur Alkanlar'ın çalınan oğlu Memo bak. 12 yıl sonra bir televizyonda tesadüf eseri bulundu. Büyüten annenin Memo ismini verdiği küçük çocuğun aslında Onur Alkanlar'ın yıllar önce kaçırılan oğlu Mert Alkanlar olduğu bilgisi elimize ulaştı. Nursine teyze ne diyor bunlar? Ay ne bileyim. Abuk sabuk konuşuyorlar işte. Böyle olmaz öyle şey. Nereden çıktı bu can? Yıllar sonra çocuğuna kavuşan Alkanlar ailesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi. 12 yıl önce büyük bir acı yaşayan aile şimdi oğullarına kavuşmanın mutluluğu içinde. Söz konusu kaçırılma olayı o zaman da basında geniş yer almıştı. Sayın seyirciler, bütün bu gelişmeler yaşanırken belki de en şaşırtıcı olan husus şu. Kayıp çocuk Mert'in filmlere konu olacak bir rastlantı sonucu bulunması. Onur Alkanlar'la bir süredir ismi birlikte anılan Melek Caner tarafından seneler önce sahiplenilmiş olması. Bu sahiplenmenin hangi şartlarda ve nasıl gerçekleştiği tarafların emniyette devam eden sorgularından sonra anlaşılacak. Al bakalım Mert. Benim adım Mert değil, ben Memo. Baba, Memo gerçekten benim kardeşim mi? Evet. İkiz kardeşin. Yok, biz kardeş değiliz. Çok benziyoruz o kadar. Arkadaşız biz. Anlat, neden çaldın çocuğu? Nasıl çaldın? Yemin ederim ben çalmadım. Ya ben bu hayatta hiçbir şey çalmadım. Ben kağıt topluyorum, satıyorum sokaklarda. Çocuğu anlat. Nasıl çalındı bu çocuk? İnsan evladını çalar mı? Ben onu çalmadım, o bana geldi. Nasıl? Kim getirdi? Cavit, eski kocam. Ya o Cavit, şerefsizin tekiydi amirim. Memo'yu da o çalmış getirmiş eve, yani bizim haberimiz yok tabii. Yani çok eziyet ederdi ablama. O gün yine dövmüş ablamı. Ben de tam böyle olayın ortasına denk gelince tutamadım kendimi. Affedersiniz böyle kafa göz daldım buna. Sonra duyduk zaten, bulmuş belasını. Geberip gitmiş yani. Peki ya çocuk Osman? Çocuğa gel. Çok küçüktü, küçüktü. Minicik elleriyle parmağımı bir tuttu. Ben o eli bir daha hiç bırakamadım. Ya gerçek annesi babası? Hiç mi aklınıza gelmedi? Gelmez olur mu yani? Geldi de. Niye aramadınız? Neden başvurmadınız polise? Orası biraz ince mevzu komiserim. Ablam hamileyken çocuğunu kaybetti. Doktor da bir daha çocuğun olmayacak dedi. Ablam da yıkıldı yani. Çok güçlü kadındır normalde yani. O olaydan sonra o güçlü kadın gitti. Ben diyeyim hayalet. Siz deyin yaşayan ölü yani. İşte Memo o ölüye can oldu, kan oldu adeta. Biz de ayıramadık yani ablamı kanından canından ayıramadık yani, ne yalan söyleyeyim. Sonra bir de yani bu çocuk yani Memo hani sahiden sokağa bırakılmışsa şimdi onu sokağa bırakan şerefsizlere yani çocuğu tekrardan iade etmek. O kadar basit değil Osman, o kadar basit değil. Demiyorum ya. Anne! Allah'ım. Anne! Bunlar bana hep aynı şeyi söylüyor. Melek senin annen değil diyor. Çok gıcıma gidiyor ama ya. Anne söylesene, ben senin oğlum, söylesene. Sen benim oğlumsun. Seni her şeyden çok seviyorum. Ağlama benim yavrum. Ağlama bir tanem. Canımın parçası. Kıyamam gözyaşı. Ben seni çok seviyorum. Seni ben doğurmadım ama yine de sen benim oğlumsun. Kim ne derse desin, ben senin annenim. Seni herkesten, her şeyden çok seviyorum. Memo tamam mı? Bana niye yalan söylediniz ki? Ben yine sizi çok severdim.
dayımı da, nenemi de. Yalan değil oğlum. Yalan değil. Benim anneliğim yalan değil. Anne! Hadi artık vedalaşın. Çocukları adli tıbba götüreceğiz. Ben de sizinle geliyorum. Ne olacak şimdi anne? Bilmiyorum. Beni alacaklar mı? Hadi Memo, gitmemiz lazım. Korkma anne. Korkma yavrum. Korkma benim evladım. Anne! Korkma Memo. Osman. İmdadımı alıyorlar. Bırakın Osman. Tamam. Dur ya. Nereye alıyorlar ya? Memo'yu bizden alıyorlar. Ama alamazlar ya. O kadar kolay değil yani. Tamam. Osman. Tamam. Osman. Otur bakayım. Osman, Osman, Memo'yu alıyorlar. Hadi Osman, hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Osman be, of Osman be. Mahmut babacığım. Mahmut babacığım, saygılar. Babalığı babalığı kalmadı oğlum. Şöyle şeyler deyip durma artık. Zaten yarını da vermedin. Şimdi... Ya oğlum benim kızım ölümden dönmüş. Sen hala verdin, vermedin söyleniyorsun ya. Şimdi gideceksin. O çocuk hırsızına vereceksin değil mi yarını? Ne diyorsun oğlum? Ne çocuğu? Ne hırsızlığı ya? Oho, senin hiçbir şeyden haberin yok. Bütün televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Bir herif çocuk hırsızı diye. O yanlarında bir velet var ya. O onların çocuğu değilmiş. Çalmışlar. Ne diyorsun lan sen? Baba ben Osman'ın yanına gidiyorum. Ne oluyor kızım? Ne bu söylenenler ya? Ne bileyim aradım Osman'ın telefonu kapalı. Gideceğim Nursin'e teyzeye soracağım şimdi bir şey biliyor mu diye. Tamam kızım da ya. Baba sakın engel olma bana. Yok yok engel falan yok git. Git de dikkatli git yani. Sağ ol baba bir şey olursa haber veririm. Tamam merakta bırakma beni. Tamam. Bir baba olarak için rahat değil mi şimdi? He? O hırsızın uğursuzun evine gönderdin kızı. Bir baba olarak için rahat. Sana mı soracağım ne yapacağım? Hadi oğlum artık buralarda dolanma. Hadi işine bak. Senin için bitti artık anladın mı? Yaren defteri kapandı bitti hadi. Senin için kapanmış olabilir ama... ...ben beyaz bir sayfa açmasını iyi bilirim. Ne bakıyorsun lan malmam? Beyaz sayfa açsan ne olur abi? Kalem yok ki. Mahmut amca çoktan kırmış kalemi. Ömer, bütün hırsımı senden çıkarırım ha. Yürü. Yürü. Kalemi kırmış be. Yürü git. Osman, sen gel bakalım benimle. Onur Bey, lütfen sakinliğinizi koruyun. Galiba konuşacağımız epey bir şey var. Bir gün bunları yaşayacağımı biliyordum. Sonunda geldi o gün. Ben 12 senedir bu anın korkusuyla yaşadım. Hazırım. Dök içindekileri. Nereye Nursin teyze? Kızımın yanına gidiyorum. Torunumun yanına gidiyorum. Ben de geliyorum. İyi de nereye gidiyorsunuz? Nerede olduklarını bilmiyorsunuz ki. Tamam gel biz komisere gidelim ona soralım. O biliyordur nerede olduklarını. Hadi, hadi o zaman hadi. Gidelim, gidelim yürü. Yürü kızım. Bana da haber verin. Veririz. Bu söylediklerin hiçbiri mazeret olamaz. Televizyonlar, gazeteler günlerce yazdı, gösterdiler. Hiç mi okumadın? Hiç mi görmedin? İzlemedin. Hiç mi haberin olmadı Melek? Bu çocuğun bir ailesi var. Bir babası. Neler çektim hiç aklına gelmedi mi?